Halo, var Aruna. Türk Tarabeyciğim. Amcam, nasılsın? Sağ ol, Allah razı olsun. Adınız? Kazım, Elbir. Sen de Çataklı mısın? Yok, ben Bahçesaray'da kalıyorum. Bahçesaray'dan geldin? Ha, Bahçesaray'dan geldim. En güzel bal buradan çıkıyor zaten. Bak burada yapma. Bak, yok, bak. Kazım amca burada yapma, festival yerinde bizi indirirler. Yok. İndirirler bizi. Aa, tamam o zaman. Evet, en güzel bal neredeymiş? Çatak'tan. Biraz önce şaşırdı. Ha, şaşırdı. Yoksa indirirler, kalabalıklar burada. Tamam. Ayıktır mı içi? Yok. Ayık, ayık. Olmaz. Ayık fayık bizi aman aman sakata girer. O da gelir. Güzeldir, o da güzeldir. Çatak. Bahçesaray balı nasıl? Ha, o da idare eder. O da Bahçesaray idare eder. Eder, eder. Valla güzeldi. Daha yeni. Daha yeni. Hakikaten güzeldi. Yok, yok, daha yeni biri dedi ki çatan balı o kadar iyi değil. Yok, bütün öyle bal, olmaz. 15 kişi dövdüler adamı. Valla öyle olmaz. Zor, vali bey ellerinden zor aldı. Öyle olmaz. Sen biraz önce iyi değil falan dedin. Ama ayık ol. Nasıl çatak balı nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Bahçesaray'ınki? O da yeter, o da yeter. İdare eder, ha, idare eder. Eder. Kalabalıklar. Köşeye çıkınca bağır orada. Asıllısı. Yok. Babam yaşmam. Yazım amca. Hele sen bir tane söyle dinleyelim. Ben hadi diyeceğim. Bir tane söyle. Vallahi ben bir şey bilmiyorum ondan. Bak ben misafir gelmişim. Ben kırılır mıyım? Yok. Ben kötü bir adam yok, mıyım? Yok. Asla kırılmam. Bak bizim orada var ya. Eğer misafir türkü söyle dedi. Eğer ev sahibi söylemese o misafire sen bir dalga değilsin demek. He. Şimdi sen bana öyle demiş oldun. Yok kimse demez. Sen iyi bana, adamsın. Diyor sen bana biz de eğer misafirin isteği yerine gelmezse o misafir kötü bir misafir, ehven bir misafir demek. Ben ehven kötü bir misafir miyim? Yok. O zaman söyle ispat et. Lütfen az da olsa. Cemil çatal leve deşti partune valla te gariba en gurbete ertalo. Ben Kazım amcayı çok zorlamayacağım. Ama belki espri veya güldünüz izlediniz. Belki hani benim söylediklerimi ama burada bak çok önemli bir detay vardı. Belki Kazım amca hiçbir şekilde söylemeyecekti. Söylemek de istemiyordu. Ama biz de eğer istek yerine gelmezse misafir iyi değildir anlamında bir latife, bir cümle sarf ettim. Ve öyle düşünülmemek için de aksini iddia etmek için vallahi teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Sağ olasın. Allah razı olsun. Halo'nun böyle kısa bir kısmını söyledi. Halo. Dehalo içeme içetele ve izleşti portu ne valati gariba en gurbete halo. Vallahi teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Alkış alkış. Kendine çok iyi bak. Allah Kazım amca. Kazım amcaya da ortak benim hisseden bu da Kazım amca kürdanlık. Bu da hediyem olsun sana. Allah razı olsun. Ortak ol. Çünkü nakit olarak ödemiyor bana. Bari böyle kurtarayım. Bu da benim hediyem olsun. Çam sakızı çobana. Ya ben o gönlüm razı olmadı. Dur. Kazım amca. Kazım amcaya ben başka bir şey hediye edeceğim. Kazım amca. Bu gece lambası. Bunun ücretini de ben ödeyeceğim, sana hediye edeceğim. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Olur mu? Çok sağ ol. Bu bizim hediyemiz olsun. Teşekkür öyle mi? Sen ne diyen mi? Tamam. Bak ben içimden geldi, ben vereceğim. Allah razı olsun. Bizim hediyemiz olsun abi. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Teşekkür ederiz size daha. Eve götür, yengeye hediye et yengeye. Ha, yengenin Allah adı neydi? Keser Elbir. Yengenin adı? Keser. Keser. Ha, Keser Elbir. Kevser mi? Ya Kevser Albi. Ha Kevser desene keser diyorsun. Yani ben keser balta malta ben dedim Allah Allah. Kevser Kevser. Sana bir de gece lambası Kevser ablaya götür. Oldu. Başın üstüne sana hediye olsun. Tamam. Benim de hediyem. Bir de Çataklı halk eğitimde çalışan Halil kardeşimin hediyesi. Allah razı olsun ona.